Merhaba arkadaşlar, bir finansal tabloların analizi eğitim videosunda yine birlikteyiz. Bu seferki model şirketimiz Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet, işte televizyonlarda, haberlerde hep izledik, ekonomi sayfalarında izledik. İşte gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yöneticilerine bağlanıldı. İşte evler uçuyor, gidiyor, şu kadar arttı, bu kadar arttı. Evet doğru, fiyatlar arttı ama bakın insanlara nasıl bir algı operasyonu çekiliyor, buradan göreceğiz. Şimdi Emlak Konut sektöründeki başı çeken şirketlerden bir tanesi. Her yerde reklamlarını görürsünüz. Şirket Borsa İstanbul'da da en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığından bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz, varlıklarından başlayalım. Evet, ticari alacaklarına bakıyoruz, %9,5 bir azalış kaydetmiş. Stoklarına bakıyoruz, stoklar %4,33 artış var. Şimdi stok dediğimiz ne arkadaşlar? Yaptığı işin, mamulün elindeki şeyi, emtiyası, argümanı. Şimdi bu arkadaş ne iş yapıyor? Emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı yapıyor. Yani gayrimenkul satıyor, kiralıyor. Peki bu kadar çok alan var, bu kadar çok talep var, fiyatlar gitti. Tamam, fiyatlar gidiyor. Ama algı operasyonuyla işte millete böyle gidiyor, ediyor, uçuyor deniliyor. Fiyatlara millet zam yapıyor. Peki bu kadar alan var da, bu kadar izdiham var da, bu kadar satışlar oldu da bu arkadaşın stoklarının azalması lazım. Niye %4,33 artış gösteriyor? Ben bütün gayrimenkul yatırım ortaklıklarına bakıyorum. Evet, stoklarında artış var, azalış yok. Hani alınıyordu. Yani fiyatlar bu algı operasyonu yapmanın sebebiyle yükseliyor arkadaşlar. Yani yoksa işte burada, yani bu bilançoyu biz yazmadık. Onların gönderdikleri bilanço, işte buyurun. İkinci çeyrek, işte Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Ne göndermişlerse KAPA, Kamu Aydınlatma Platformu'na, biz o bilançonun analizini yapıyoruz. O verilerin analizini yapıyoruz. Buradan rakamları kafamıza göre kendimiz yazmıyoruz. Evet arkadaşlar, yani demek ki öyle konut satışları patlamış falan filan değil. Evet, fiyatlar patlamış. Ama işte konut satışları patladı algısıyla millete işte kaçırıyorsun, ediyorsun, bulamayacaksın, daha pahalıya alacaksın, faizleri düşürdük, milleti koşturmaca. Ama stoklar, bilançolar hiç aynı şeyi tasdik etmiyor, yani okeylemiyor. Neyse, devam edelim. Biz şirketimizin eğitim videosuna, borçlar hanesine bakıyoruz. Evet, kısa vadeli borçlar %0,51 azalış göstermiş. Fakat uzun vadeli borçlar %100,32 artış kaydetmiş. Toplamda ise toplam borçlar %16,60 artış göstermiş. Net borçlar da %1,26 artarken öz kaynaklar %1,79 bir artış gerçekleşmiş. Şimdi öz sermayeye bakıyoruz arkadaşlar. Net dönem kârı zararında %67'lik bir dönem kârında azalış var arkadaşlar. Evet, grafikte de zaten gözüküyor. Ödenmiş sermayeye de ödenmiş, yani öz sermaye kârlılığında da bir azalış var. Bunu az sonra operasyonel performansında öz sermaye karlılığını daha detaylı analiz edeceğiz. Evet arkadaşlar, kar zarar tablosuna bakıyoruz. Satışların maliyeti %68 azalmış. Güzel. Pozitif yönde değerlendirilecek bir durum. Yalnız faaliyet giderleri de %151 oranında bir artış göstermiş arkadaşlar. Finansman giderlerine bakıyoruz. Finansman giderleri %43,43 azalış göstermiş. Bu da son derece pozitif yönde
değerlendirilecek bir durum. Ha, çubuk niye yüksek? Söyleyeyim arkadaşlar. Bakın 2019'da %12.64'müş, ikinci çeyrekte 2020'nin ikinci çeyreğinde %16.71'e yükselmiş finansman giderleri çubuk o yüzden. Yani bu yıllık bazdaki, yani bu yüzdelik oran, bu karşılaştırmalı oran arkadaşlar. Bütün analiz teknikleri programda mevcut olduğundan karıştırmayın. Yani görselle buradaki rakamlar arasında çelişkiye düşmeyin diye anlatıyorum. Zaten amacımız eğitim. Evet, faiz vergi öncesi karı çeyreksel bazda bakıyoruz. Totalde %37,54 bir azalış kaydetmiş. Yine yıllık bazda faiz vergi öncesi kar %37 azalış kaydetmiş. Nakit akım tablosuna baktığımızda işletme faaliyetinden nakit akışında %187, yatırım faaliyetlerinden nakit akışında %52, serbest nakit akışında %69, finansal faaliyetlerinden nakit akışında da %66,5 bir artış kaydetmiş. Buna istinaden net nakit değişimi %473.091 oranında bir artış sağlamış. Dönem sonu nakitleri de %322 oranında bir artış göstermiş. Evet arkadaşlar, bu kont analizine baktığımızda şirket aktif karlılığı 1.046'dan 1.06'ya gerilemiş. Öz kaynak karlılığı, yani biraz önceki öz sermaye karlılığından bahsediyorum, 2.57'den 1.85'e gerilemiş arkadaşlar. Operasyonel performanslarda ne gösteriyor? Evet, brüt kar marjı %130,5, faaliyet kar marjı da %41, FAVÖK marjı çeyreksel bazda %46, yıllık bazda da %47 artış sağlamış. Efektif vergi oranları çıkmadığından, sıfır olarak girdiğinden değer sayı olarak vermiş. Net kar marjı %68, operasyonel karın satışları oranında %41 artış göstermiş. Ama sermaye getirisi 16.67'den %15'e gerilemiş. Öz kaynak maliyette %9.41'den 9.67'ye yükselmiş arkadaşlar. Evet, üzerinde 2020 yılı itibariyle temettü ödeme oranı bulunmuyor. Dolayısıyla 2020'nin gerekli fiyat kazanç oranı hata veriyor. Ama 2019 için 2.34'ü düşük diye bize de sinyal veriyor. Evet, 2019'ın bu aylarında bilanço açıkladığında hisse 1.17'den fiyatlanıyormuş. Ama bugünkü kapanış itibariyle 1.94 olması gereken fiyatı 1.69 arkadaşlar. Evet, bu veriler doğrultusunda bu hissenin borsada işlem gören fiyatının bu bilanço doğrultusunda 1.69 lira olduğunu bize teknik temel analizimizde, yani finansal tablolarının, finansal verilerin analizinde bize işaret ediyor. Piyasa değerine bakıyoruz arkadaşlar. %66 artış göstermiş. Fiyat kazanç oranı %129,5 artış göstermiş. Peki öz kaynak verimliliği? Öz kaynak verimliliği tam tersini söylüyor. %29 azalış göstermiş. Şimdi arkadaşlar, piyasa değerini ve fiyat kazanç oranını artıran iki etken vardır. İki etmen vardır. Bir, piyasa değerine fiyat kazanç oranı öz varlıklarının, öz sermayenin artmasıyla, bakın öz kaynak karlılığının artmasıyla fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri artar. Ama ne diyor
bize öz kaynak karlılığı 2.5'tan 1.85'e geriledim diyor. Yani fiyat kazanç oranının ve piyasa değerinin artışını öz kaynak karlılığı, öz kaynak verimliliği varlığının artışı bize teyit etmiyor. Öyleyse ikinci yol nedir? Peki başka nasıl artar? Eğer birisi olması gereken fiyatının üzerinde borsada fiyatlanırsa fiyat kazanç oranları ve piyasa değerine etki eder. Dolayısıyla olması gereken fiyatın üzerinde işlem gördüğünden fiyat kazanç oranını ve piyasa değerini artırmış. Yani borsadaki işlem gördüğü olması gereken fiyatın üzerinde işlem görmesi sebebiyle piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı artış göstermiş. Peki en sağlıklısı neydi arkadaşlar? Olması gereken, sağlıklı olması gereken öz kaynak karlılığının, öz kaynak varlığının artışıyla olandır arkadaşlar. Evet, şimdi geçiyoruz rasyolara. Cari oran 2.41'den 2.66'ya, likidite oranı da 0.57'den 0.74'de artış göstermiş. Alacakları, evet, sıkıntılı. Alacak devir hızı 53 günden 263 güne. Stok devir hızı da, bakın stoklarını eritmekte nasıl zorluk çekiyor. Stok devir hızı 279 günden 2125 güne yükselmiş arkadaşlar. İşletme sermayesi devir hızı da 354 günden, yani bir seneden 3 seneye yükselmiş arkadaşlar. O da 2118 güne tekamül ediyor. Faiz ödeme gücüne bakıyoruz. 2.10'dan 2.67'ye yükselmiş. Fon kaynak kullanımına bakıyoruz abi. Şirketin fonların sadece %14,25'lik kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Büyümeye bakıyoruz arkadaşlar. Evet, buyurun şimdi. Şimdi burada buyurun. Hani şu patlayan, satan, kaçan, göçen emlak satışlarını %84, neredeyse %84, yani 16 daha koy şuraya, %84 yapar. %83,74 azalış göstermiş arkadaşlar. Bakın emlak satışları azalış göstermiş. Yani öyle söylenildiği gibi artış falan filan değil. İşte bu algı operasyonuyla millet evine 300 liralık evini 400 dedi, 400 liralık evine 600 dedi, 600 evine 1 trilyon dedi. Tamam mı arkadaşlar? Hadise burada yani. Olay burada. Evet değerli arkadaşlar, bir başka eğitim videosunda, finansal tablolarının analizinin eğitim videosunda birlikte olmak üzere.